merkez üstü Mudanya'da bir depremler meydana geldi. Evet. 5.1, 4.5. Depremin ardından tedbir gereği boşaltılmıştı Mudanya Belediye Ana Hizmet Binası. Yayından önce biraz sohbet etmiştik ama izleyenlerimiz de merak edenler için hizmet binası ne zaman yeni hizmet binası olacak, nerede olacak bir bilgi verirseniz. Tabii sevinirim, seve seve. Şimdi şöyle bizim hizmet verdiğimiz ana belediye binasının sağlıksız olduğunu, çürük olduğunu zaten bilinen bir şeydi. Evet. Biz programımızı yapmıştık. İşte bu ekonomik krize rağmen yeni belediye binasının yapılmasıyla ilgili sıkıntılar vardı. Ek hizmet binamızın Gönüklü Çarşen planının onaylanmasını bekledik. Tepedevren dediğimiz hastane kavşağında yapılacak. Öyle bir alan üretildi. Tabii Çarşen diye geçiyor orası. Çarşen merasına dahil olduğu için Çarşen deyince Çarşen köyümüz, herkesin bildiği, Türkiye'de dünyada eşi benzeri olmayan örnek köylerimizden bir tanesi. Girişi var, çıkışı yok biliyorsunuz belki. Öyle bir köy. Bunu geçmiş dönemin yöneticileri o hale getirmişler o köyümüzü. Tabii orada bir trafik sorunu var, otopark sorunu var. Sanki biz de oraya gidip o sorunları daha da artıracağızmış gibi algı yaratmaya çalıştılar ama öyle değil. Bursa-Mudanya yolunun üzerinde, hastane kavşağında, Gönüklü, Aydınpınar ve Çarşı'nın bitiştiği ortak bir noktada yol üstü, ulaşımı kolay. Ek hizmet binalarımız orada olacak. Evet, ek hizmet binalarımız. Evet, ana binamız şu anda işte boşalttığımız, tedbir amaçlı boşalttığımız ki ne kadar doğru yaptığımızı daha sonraki yapılan testlerde de gördük. Kolonların çatladığını ve oradaki bir yöneten olarak, belediye başkanı olarak oradaki çalışan arkadaşlarımızın hiçbirinin canını riske atmayı göze almadık. Ve hemen kısa sürede, bir günlük süre içerisinde bütün o binayı boşalttığımız gibi halkımıza vereceğimiz hizmeti de aksatmadan tekrar hizmetlerimizi diğer binalarımızda, ek hizmet binalarımızda sürdürüyoruz. Oraya çok güzel bir bina yapacağız. Bunun tanıtımını aslında 9 Haziran tarihli paylaşımımızda, haberimizde vermiştik bütün Mudanya'ya, bütün Bursa'ya. Orada o bina, o çirkin bina, öyle diyeyim. Yapılmadan önce o kadar güzel bir bina varmış ki, tarihi bir bina. Bir dönem okul olarak kullanılmış. Bir dönem belediye binası olarak da hizmet vermiş. Mudanya'nın simge yapılarından bir tanesi. Onun arşivlerden, Uludağ Üniversitesi'nin arşivlerinden, çeşitli kaynaklardan özgün şeylerini bulduk, fotoğraflarını bulduk. Ve o projeyi uygulayacağımızı 9 Haziran tarihli haberimizde vermiştik. Şimdi onu proje haline getirdik. Bu raporlar kesinleştikten sonra ihale aşamasına geçilecek. Binanın yıkımı ve ondan sonraki süreç, ihale aşaması var. Öyle tahmin ediyorum, kısa sürede iki katlı sevimli bir bina, o tarihi bina, Mudanya'nın kimliğine özgü bir bina, o binayı bir yıl içerisinde bitiririz diye tahmin ediyoruz. Evet, bir yıl içinde hizmete sunmayı düşünüyorsunuz. Yeni binamızın, ana binamıza geçecek. Ve tarihi dokusumuza. Tabii. Koruyarak. Aynen öyle. Ve de şunu söyleyeyim. Bu süreç içerisinde insanlarımızın özellikle çokça ihtiyaç duyduğu, şikayet gibi, dilekçe gibi, para yatırma gibi hizmetler yine merkezde olacak. Bu konuda da kimse işte çarşana gitmek gidilir mi gibisinden o algılara, o şeylere, yanlı ifadelere kanmasınlar. Vatandaşımız gene bulunduğu yerlerde en kısa, en kolay ulaşabilecekleri yerlerde bu hizmetleri belediyemizden almış olacak. Evet, izleyenlerimiz için de güzel bir bilgilendirme oldu aslında, bu konu açıklık getirdi.